TeknoZeyre hoş geldiniz. Nihayet beklenen inceleme Sony Xperia Z2 sonunda evet incelemesini hazırlayabildik. Aslında bayağı uzun zamandır elimizde. Fakat başka bazı işleri vardı. İnceleme sırası ancak geldi. Hı hı. Biraz gecikmeli ama detaylı bir inceleme hazırlayalım dedik. Şimdi önce en evet, önemli evet. detayı aradan çıkaralım. Evet. Çünkü daha önce hani Amiral gemilerinden biri S5'te bunu atladık biz. Burada atlamayalım, aradan çıkaralım. Şu masanın üzerindeki <laughs> leğenden de kurtulalım. Murat, olay bu. Evet, <laughs> inceleme burada bitti. <laughs> <laughs> i̇şte biliyorsun Xperia'lar, Xperia eksperya Z'den beri su ve toza karşı dayanıklı. Evet. Z'de kulaklık çıkışı da kapak altındaydı. Daha sonra onu hallettiler. Sen çıkar istersen ya da ben çıkarayım. Evet. Ee, Z1'de ve Z2'de artık e, kulaklık çıkışı bildiğimiz anlamda. Fakat diğer USB bağlantısı falan kapaklı. Çalışıyor. Ee, Murat, IP58... ...standardını sağlıyor, toza ve suya dayanıklı. Evet. Burada hani şunu söylemek lazım. Mesela bu standart şunu gerektiriyor. Bir metrenin bir metreden fazla suya 30 dakika dayanabiliyor. Ama Hı -hı. bu şey anlamıyor. Bunu al eline denizin içine dal değil. Zaten deniz suyu değil. Heh, tam onu soracaktım. Evet. Yani bu söylediğimiz şu, şu su için, musluk suyu işte <laughs> içtiğin su için geçerli. Öyle, öyle. Ee, belki havuz suyu. Ama sonuçta deniz değil. Ee, ve esprisi şu Murat zaten burada hani kafa karıştıran şey şu çok fazla bu konu üzerinde zaman harcayalım istemiyorum ama, ama dediğim gibi bu özellik şu ya masanın üzerinde duruyor üzerine su döküldü evet. içecek döküldü yağmurun altında konuşuyorsun sığıl sıklam oldu ya da işte ne bileyim yazın çok terleyen bir adamsın yarım saat konuşman gerekti sığıl sıklam oldu o kafayı takmıyorsun Uzun işte. deniz altında selfie çekmeyin. Ha, su altı kamerası falan değil. Suya dayanıklı. Yani şu kolumuzdaki saatlerin çoğu da suya dayanıklı tamam. ama dalgıçlar onu takmıyor. O saatleri He. takmıyor. Çok güzel oldu örnek. O hesap. Evet. Ha duşta duşa gir. <laughs> Çok istiyorsan duşa gir. Peki hadi biz biz şimdi kurulayalım devam ben edelim. Kurulayalım benim. başlayalım incelemeye. Murat bu arada Xperia Z2 ile çekilmiş 4K video oynuyor. Videolar falan. oynuyor. Televizyonumuz 4K olmasa da çekim 4K. Evet. Onların zaten detaylarına gireceğiz. Gireceğiz. Murat, 8.2 milim kalınlığında, 163 gramlık bir telefon elindeki metal bir gövdesi var içinde. yanındaki çerçevesinde görüyorsun. Evet. Z1'e göre hafiflemiş azıcık, 7 gram. Biraz yanlardan incelmiş, birazcık uzamış, azıcık. 5.2 inç bir ekranı var, IPS, 1080p, 424 piksel inç başına denk düşüyor. Ee, Murat e, ekran konusunda bir kere öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yeni ekran. Evet. Tamamıyla Sony Z'nin biraz Z1'in eleştirilen yönü ekrandı. Buradaki ekran farklı. Ama hani e, yine çizilmeye dayanıklı bir cam. Burada arka taraf da cam biliyorsun. Cam Arka tarafta da, ön tarafta da çizilmeye dayanıklı bir cam var. Hani Sony Gorilla Glass falan dememiş, dayanıklı cam demiş. Ee, dolayısıyla hani Corning'in ürünü olmayabilir camı. Tahmin edeceğin üzere Sony olduğu için Extra Reality Engine ekranı yönetiyor. Evet. Triluminos ekran teknolojisi var. Detaylarını öğrenemediğimiz bir türlü. Şimdi şeyi söyleyeyim hemen. E Ekran kalitesi güzel mesela biz şey deriz ya bazen hani işte görüntü soğuk, görüntü sıcak deriz. Beyaz ayarı ile ilgili konuşuruz. Şimdi bu burada sen o, o, o sorunun yok çünkü beyaz ayarısını sen ayarlayabiliyorsun. Sen yapıyorsun evet. ayarları. Bu arada hani fiziksel yapısı yine Z çizgisini sürdürüyor. Sürdürüyor. Bu dümdüz tasarımla ilk Xperia Z'de karşılaştık. Daha sonra Z1 geldi. Z2. Tabii şu an g 3e bakıyorsun, M8'e bakıyorsun. Bir yuvarlak hatlar var. Kavis var. var bunda yok. Öyle Z'de şimdi. yok. Hı -hı. Z'de birazcık işte ilk Z'ye göre bu Z1, Z2 köşeleri birazcık Köşeler. daha yumuşattı. Evet. Bir metal çerçeve geldi. İlk Z'de yoktu biliyorsun öyle bir görüntü. O daha bir cam parçası gibiydi. Bunda biraz daha işte bir kontur var. Ama aynı tasarım sürüyor. Kapakları göster istersen. Yine şu Sony'nin tasarladığı o enteresan tuş var. Evet. Şöyle kapaklarını açayım mesela. Evet. Kapak açılmıyor tabii. ki. Yani telefonun ana kapağı, gövdesi açılmıyor. Yok, yok. Kapak dediğimiz bu sağda solda e, şeyli jon e, contalı evet. Lastik su geçirmez contalı kapakları var. SD kartı falan öyle takıyorsun. E, bu nedenle biraz da tabii alıyorsun. hani insanın eline do gelen işte girintiler çıkıntılar oluşuyor evet, mecburen. Evet. Bunlara bir dikkat edeceksin. Bunları kopartmaman lazım çünkü. Evet. Kopartsan da o zaman kaybetmemen lazım. Evet, Yoksa su, su geçirmezli geçirmezlik gider. gitti. Zaten telefon kendisi seni biliyorsun kapağı kapat diye uyarıyor. uyarıyor. Ee, Murat ne diyorsun genel olarak tasarıma? Abi Ben bu tasarımı seviyorum. Yani düz hatlar hoşuma gidiyor. Ama birisi kalkıp derken ben yuvarlak hatlardan hoşlanıyorum. Tamam, ona hitap etmeyebilir ama. Yani e, genel insanın elinde tut, tuttuğu zaman rahatsız yani. olmuyor. Bir de diğer rakiplerine göre. Şimdi Samsung plastik plastikçi. Evet. Seviyor plastiği. Doğru. HTC metalci. <laughs> Alüminyumdan bahset şey vazgeçmiyor. Doğru. Eee LG arada, arada o plastiğin üzerine metal kaplıyor falan garip bir şeyler yapıyor. Sony Sony'de cam. Camcı. Bunun alternatifi yok. Sony camcı. <laughs> Arka taraf ama çok enteresan da bir his veriyor. Güzel abi, güzel. Evet. Ee, fiziksel yapı böyle. Bir şey hani söyleyeyim. Ee, hani şeye baktığın zaman çerçevenin incelikleri, inceliği konusunda iyi ama hani en ince çerçeve bunda diyemezsin. Ama ilerleme var. Evet. İlerleme var. Murat bir ilerleme olan bir nokta da stereo hoparlörler. Ya evet. Sana bakan çok ince ama evet, evet. stereo Doğru. artık. Bizim hep istediğimiz şeydir. İlk anda gözükmüyor fark ettim ama Onu çok evet, güzel oturmuşlar. Evet. LED'i de üsttekinin içine gizlemişler zaten Hı -hı. uyarı LED'ini. Ama e İstediğimiz bir şey gerçek oldu. Ben bunu özellikle oyunlarda <laughs> seviyorum. Çünkü oyunlardaki o yön algısını sana hissettiriyor. Ya bir de sana geliyor ses. Evet, ses sana geliyor doğru. Tamam çok çok yüksek bir ses değil ama ses sana geliyor. Murat ekrandan bahsettik. Sana ekran kalitesi konusunda daha sonra tekrar soracağım sorular ama. Tamam. Şimdi o ekranı çalıştıran Adreno 330 grafik işlemcisi var. Qualcomm'un bu Snapdragon 801 güncel telefonların seviye telefonlarının hepsinde olduğu gibi 801 var. AB sürümü. Onun Hı. bir de AC'si var biliyorsun. Hı. Bu AB sürümü. 2.3 GHz 4 çekirdek. 3 GB bellek var. Evet. Seçenek falan yok. Hani 3 Direkt, GB. Direkt evet. Z2 3 da geliyor. 16 GB depolama var. Micro SD var. Onun yanında Doğru. 128 GB'a kadar kendi depolamanı takıyorsun. 4G destekli bir telefon tahmin edeceğin üzere. Wi-Fi'da 802.11ac destekli, Bluetooth 4.0 var, NFC var, dünya ile iletişim kurmak açısından, USB portu OTG destekliyor, host işlevi görüyor, televiz MHL ile şimdi birazdan bağlayacağız, televizyon çıkışı sağlayabiliyor USB portundan, dış dünya ile bağlantısı böyle, evet. O kasanın içinde nasıl bir pil varsan var dersen 3200 mAh saat bir pil var. 3000'di. Pilde de böyle bir ilerleme sağlanmış. Android 4.4.2 ama Sony'nin fazlasıyla özelleştirmesiyle çalışıyor. Tabii ki o biz incelememiz yayınlanana kadar sürümü güncellenir falan. Onlar bir şey söylemek zor. Genel olarak böyle. İstersen bağlayalım televizyona, mi? arayüzüne falan bakarak konuşalım. Tamam, anlaştık. Şimdi Levent abi bağladık. Bu MHL'yi de söylemiş olduk. MHL versiyon 3 destekliyor. O aparatla şu anda işte ek gücünü de bağladık. HDMI'dan 1080p görüntüyü. OTG de verdi mi Levent abi? Pırıl pırıl abi. aldık. OTG var. Tamam. Var. Şimdi biz tabii bu telefona bayağı bir şey yükledik. Bu kutusundan çıktığı haliyle değil. Tabii kusura bakmasınlar. Murat şimdi Z'yi, Z1'i, Z1 kompaktı Z1 falan hatırlarsan arayüzde çok bir şey değişmiyor aslında. Yine Sony telefonlarını bayağı dolduruyor biliyorsun. Bunda da çok şey değişmemiş. Sony'nin kendi uygulaması çok fazla var. Bunların bir kısmı hani Sony Launch falan açıkçası bazıları zaten Türkiye'de çalışmıyor. Bazıları da çok şey ifade etmiyor ama çok güzel şeyler de var mı? Var. Mesela Walkman. Murat biliyorsun Sony Walkman'i yazılım haline getirdi artık. Hı hı. Dolayısıyla şimdi burada video, müzik çalarsa konuşamam ama iki, iki boyutu var olayın. Tamam hani şu anda şu anda bizim işte ekranda gösterdiğimiz tarafıyla Walkman basit bir müzik çalar gibi gözüküyor ama. Doğru. Murat bir de bunun arkada bir sürü biliyorsun Sony'nin kendi teknolojileri var işte X Loud gibi, Clear Stereo, Clear Bass, Clear Audio. Bunlar müzik kalitesini arttıran şeyler, Equalizer gibi çeşitli çözümler falan hepsi burada emrine amade. Bu önemli bir şey çünkü hani biliyorsun millet ne yapıyor? Sony'nin Walkman uygulamasını başka telefonlara yüklemeye falan çalışıyorlar evet, hani benim zaten. Hack, hack edilmiş evet. halini falan. Çünkü başarılı. Öyle başarılı. Bu telefonda geliyor. Sony'nin albümü de baş başarılı. Çünkü video ile görüntüyü birlikte sentezliyor. Kullanabiliyorsun. Ha, video player olarak çözüyor mu her şeyi? Çözmüyor. Yine MX Player, MX player. BS Player gibi bir şeye ihtiyacın var MKV'ler için ama diğer telefonlardan başarılı. PlayStation Mobile var. Hmm. Bu arada PlayStation ile ilgili başka şeyler de var. Biz Z1 Compact'ta göstermiştik. Burada tekrar uğraşma şansı olmadı ama biliyorsun bu Sony'nin Xperia'lığına PlayStation'ın kontrolcüsünü doğrudan ekleyebiliyorsun. Şu Xperia bağlantı kısmında göreceksin. DualShock bağlantı özelliği var. Birazcık uğraşıyorsun ilk bağlantıda kabloyla falan ama sonra bir daha PlayStation 3 kontrolcüsüyle oyunlarını oynuyorsun. Harika bir şey. Ee, Murat arayüzü işte şimdi bu ayarlara girdik oradan da gördü arkadaşlar. Biraz makyajlı. Sony'nin işte şu karakteristik düğmeleri falan. Ee, standart Android'in evet. arayüzüne makyaj yapılmış. Ama tabii bu kişiselleştirmede işte temalar var, e, indirebildiğin temalar var falan. Sony bayağı bir özelleştirmiş Hı. durumda. Her şeyi tek tek gösteremiyorum şimdi yoksa video bitmiyor. Çünkü evet. Sony gerçekten çok şey ekliyor. FM radyo var. Sorulan bir özellik biliyorsun. Merak edilen bir özellik. GPS var, pusula var. Hatta bir arkadaş geç, şey sormuş özellikle şey GLONASS var mı diye. Rusların sistemi var. TV çıkışının olduğunu gösteriyoruz. OTG var takıyorsun işte o yeni USB stickleri artık direkt takıyorsun. Dosyaları aktarıyorsun. O tür özelliklerin hepsi yerli yerinde. Evet. Ekran için ne diyeceksin? Şimdi tabii buna bakacağım. Vatan... <laughs> 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 benim elimde gerçi ama sen bunu haftalarca kullandın. Abi şimdi şöyle. Ne düşünüyorsun? E, o Z'nin ekranların ekranını eleştirenlerden birisi de ben de burada evet. test yaptığım zaman şu an çok net söyleyebilirim ki benim artık bu e, Sony'nin ekranına hiçbir problemim kalmamış durumda. E, gayet tatmin edici bir ekran. E Zaten bana e, renk sıcaklığı benim kişisel tercihime göre de ayarlanabilir halde sunuyor. Ben ekranın her şeyinden açısından şundan buradan memnun kaldım. Daha çok memnun kaldığım şey şu. Sony gidip biliyorsunuz Sony bu, bu aralar 4K'nın en önde giden oyuncusu. Hani evet. çok bağırıyorlar 4K için. Evet. Gidip içinde 4K geçen de işte Quad geçen vesaire bir yüksek çözünürlüğe oynamamışlar. Yine evet. Full HD ile kalmışlar. Çok iyi etmişler. Çünkü onun daha onun problemli olduğunu biz daha dün gösterdik G3'te. ben bu anlamda evet işte gördüğün gibi buradan ayarlayabilirsin. Evet. Senin önünde değişecek tabi şey ekran. Burada bir şey değişmeyecek. Evet. Burada bence Sony sınırını bilmiş. Donanımın sınırını bilmiş. Öyle bir risk almamış. Risk almamış. Bence bu ekranda hiç şikayet edilecek hiçbir şey yok. O almadığı riskinde çeşitli dönüşleri var. Pil ömründe Pil. de. ısınmada evet. da. Evet. Ki ısınma üzerine konuşacağız, konuşacağız ayrıca. Onu. Ben sana şu izlenimlerimi söyleyeyim. Ekran Z'den iyi. Öyle. Z1'den biraz daha iyi. Parlaklığı çok yüksek değil. Hani onu gösteremiyorum şimdi tabii. televizyonda tabii ki ama çok yüksek değil. O yüzden hani o bakımdan bir iyileşme bence yok. Ama hani kullanıyor musun? Şu kullanıyorsun. Var, parlaklıkla ilgili şunu söyleyeyim. Benim elimden hepsi geçiyor işte. Yüz Yüze zaten getirmeye cesaret edemiyorum. Pil tüketim o kadar yükseliyor ki. Yani o en yüksek parlaklık zaten hiçbir zaman realist bir şey değil o. Kullanım tarzı değil gözü rahatsız oluyor insan. O da ayrı konu. En yüksek parlaklık bir tek parlak güneş altında. E, aynen öyle. O güneşin ışığını yenmeye çalışırken. <laughs> Murat foto kalitesi konusunda çok ayrı. konuşacağımız için onu bir ikinci bölüm yapacağız. Evet. Hemen gösterime girecek otomatik. Ben performans konusunda sana bazı yorumlar yapayım. Evet. Şimdi dört tane 801'li Snapdragon 801'li amiral gemisi var. Doğru. Samsung, LG, HTC, Sony. Bunlar arasında LG'nin dördüncü sırada geldiğini söylemiştik. Söyle. HTC birinci gidiyor. Samsung'da kapışıyorlar ama genelde birinci gidiyor. Z2 genelde üçüncü sırayı yakalıyor. Ha, hani geçtiği de var rakiplerin ama ortalama bakarsak üçüncü sırayı yakalıyor. Ama G3'te söylediğimiz gibi şunu söylemek lazım. Bunların hepsi Telefonların şeyinde telefon liginin en üst sırasında. Dolayısıyla hani o dördünün o dördün arasında üçüncü olmak yine süper bir şey. Tabii ki. Yine her şey çok hızlı. Evet. Onu söyleyelim. Pil ömrü nasıl? Yani performans konusunda ya şurada performans kötü diyemiyorum. Çünkü LG'nin performansı ekranı yüzünden oyun testlerinde 3D marklarda falan çok düşüyordu. Bu tabi rakipleri gibi 1080p olduğu için yakalıyor aynı performansı. Pil ömründe bizim şu klasik Jet Ski oyununda 3 saat 42 dakika aralıksız oynattı. Rakipleri de 3 buçuk saat civarı oynatıyor. Samsung hariç o çok daha güçlü. Film testinde de 1080p filmi 7 saat 15 dakika oynattı bizim tam parlaklıkta. standart tam parlaklıkta en yüksek parlaklıkta bizim standart klibimizi Rakipleri de yine 7 saat civarında Samsung hariç o 13 saat mine hmm. e, 7 saat civarında oynattı. Yani ortalamayı yakaladı. Şimdi Sony'ye özgü bu stamina modu falan gibi şeyler var Murat ama bu LG'de de bunun soruları geldi. Şimdi biz testlerimizde bunları açmıyoruz ama şunu söylemem lazım. Bu stamina modu, işte düşük pil modu, ultra tasarruf modu türlü şeyler. Telefon beklerken bir şeyler yapan şeyler. Telefon bütün hani silindirleri çalışıyor cayır cayır sana oyun oynatırken zaten uyuyacak zamanı olmuyor. Bu modlar bir şeye yaramıyor orada. O yüzden hani bunu belirtelim. Bu modlar senin günlük yaşamda pil ömrünü arttırır. Çünkü genelde telefon uyuyacak. Doğru. Senin kesinlikle pil ömrünü arttırır. Fakat bu bizim yaptığımız oyun ve fi film testinde bir şey getirmez. Sony'ye özel değil. Bütün markalar için geçerli. Ee, Murat e, telefon ses kalitesi falan konusunda zaten beklentilerinin tabii ki karşılıyor. Şunu belirtmek isterim. Şimdi bu telefonu bazı ülkelerde Sony satarken yanında özel gürültü engellemeli noise cancelling bir kulaklık veriyor. Fakat özel bir kulaklık. Kulaklığın Dışarıdaki gürültüyü belirleyip de onun tersi sinyal üreten gürültüyü yok eden mekanizması telefonda. Telefonda zaten var ya o mekanizma. Onu kullanıyor. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. İşte MDR-NC31 kulaklıklar. O kulaklığı başka telefona ya da cihaza takarsan noise cancelling çalışmıyor. Buna da başka kulaklık takarsan yararlanamıyorsun. O, o kulaklıkla bu birlikte çalışarak sana hmm. noise cancelling sağlıyor. Fakat Türkiye'de bu kulaklık çıkmadı. Türkiye'de gayet çok daha mütevazi Sony'nin işte MH 410 diye bir kulaklığı çıktı bunun yanında bir vasıflı bir özel bir vasıf olan bir kulaklık değil. Bunu belirtelim. Bazı ülkelerde bu noise cancellingli NC 31 kulaklık geliyormuş. İyi bir şey anlattıklarına göre. Fakat bizim Türkiye'de incelediğimiz örnekte o kulaklık yoktu. Murat şimdi şu ısınma konusunu konuşalım. Evet. Çok tartışılıyor, çok merak ediliyor. 4K çektiğimiz evet. kliplerden bir ikisini açtık. Bilgisayardan oynuyor. Ben rahat hareket edeyim diye telefonu söktüm. Şimdi sen bu telefonla bayağı zaman geçirdin. Evet. Ne diyorsun bu ısınma şu. işine? Bir iyi bir kötü haber. İyi haber, günlük kullanımında pek yani hepsi ısınıyor bu defa. Bir şunu söyleyeyim. G2 de ısınıyor, eskileri de ısınıyor. Hepsi ısınıyor ama şimdi biz bu bayrak gemileriyle şundan tanıştık. Isınıyor ve yani bir şeyler oluyor ya hızı düşüyor ya ekran parlaklığı oluyor, ya kapanıyor. kapanıyor. Bunlarla evet. tanıştık. Bir de tabii hava da ısındı. Sony'nin iyi tarafı ben günlük kullanımda sorun yaşamadım ama 4K'da çok ısınıyor. Şimdi evet orada sorunu herhalde birazcık daha bir yere oturtabiliriz şimdi. G3'te telefon oyun oynarken özellikle çok ısınıyor ve ısındıkça performansı düşüyor. Ve rahatsız edecek kadar Var. bir sıcaklığa çıkıyor. Burada ben açıkçası oyun oynarken böyle bir şey tamam ısınıyor ama hani ya artık oynayamıyorum durumuna gelmedi ya da ekrana çok ısındım ya da pil ısındı kapanacak diye bir yazı gelmedi. Artı şunu görmedim. G3'te benim en büyük şikayetim şu oldu. O kadar ısınıyor ki benchmark yaparken devamlı durmam gerekti. Çünkü performans müthiş düşüyor. Ve her testten sonra durmam gerekti. Şimdiye kadar öyle bir şey görmemiştim. Burada da öyle bir şey gerekmedi. Hı hı. Ama ben 4K video falan çekmedim. Evet. Onu siz yaptınız. Biz ve yaptık ve sahada çekerken e, çekim anında bir anda orada bir uyarı çıkıyor. E, duruyorsun abi yapacak bir şey ne yok diyor? ki. Ne diyor? ısındım duracağım. Isındım diyor. Isındım diyor. Açık açık böyle söylüyor. E, mecbursun duracaksın. Z evet. Zorlamanın alemi yok zaten. Evet. E, ısınıyor 4 Ama şu var altında hani 4K dediğimiz şey de az buz değil 50 megabitten bahsediyoruz. E, bit rate'inden. Bunun Doğru. işlenmesi Aleti çok ısıtıyor. Bu çok net. Doğru doğru. Ama sen şu konuda eminsin ısınma olayını 4K'da. Benim başım hep 4K'da evet. geldi. Tamam bu çok önemli bir bilgi bence. Ama şöyle söyleyeyim serin çalışmıyor ısınıyor işte. yani Evet evet. Murat şimdi video dedik 4K falan dedik geçeceğiz. Fiyatı geçmeden önce konuşalım mı? Tamam. Öbür videomuz sırf fotoğraf üzerine olsun çünkü olsun. çok oyuncağı var anlatalım biraz. Murat genelde 2000 lira. Hı hı. Ya böyle hani kampanya yapıp 1900'ün altına kadar inen yerler olmuş ama genelde 2000 lira. Bu telefonlar 2000 liralarda dövüşüyorlar zaten. 2500'e kadar çıkanları var. Fiyat konusunda bir avantaj sağlıyor diyebilir misin? 2000 ah, lira işte. 2000 lira yani yine bizim sınırımızda dolanıyor ama ben şunu söyleyeceğim işte G3'ün yapması gerekeni bu yapmış, bir defa 2 GB 3 GB diye bir ayrım yapmıyor, o evet. güzel çünkü LG 3'ü pahalıya satıyor. Evet, burada öyle bir, bir şey Bir avantajı var. var. E, bir ekstrası işine yarar yaramaz bilemem, su geçirmiyor. E, onun dışında performansı e, 1080p'ye yetiyor. Evet. E, genel olarak da hem tasarım olsun, biraz sonra göreceğiz, fotoğraf olsun yuvarladığınız zaman şöyle bir tartıya evet. gözüne batan hiçbir şey yok. Evet. Bir tek 4K'daki bu sorun hariç. Bir şey daha var onu da videoda tekrar söyleyeceğim. Tamam. Fokusunun iyileştirilmesi gerekiyor. Mesela bak G3'ün net önde olduğu bir şey fotoğraftaki fokus. Evet. Onu fotoğraf konusunda da zaten... orada detaylı anlatacağım. Evet. Bence 2000 liraya verdiği şeyler 2000 liraya için çok dengeli evet. bir telefon olmuş. Bir kere hani genel olarak çok bu arka tarafın cam olmasıyla falan şu metalden cama geçiş çok lüks bir telefon olduğunu hissettiriyor. Evet. Hani 2000 lirayı verirken ya bu 2000 ya biz 2000 liranın telefonlar için çok olduğunu zaten o lafımızdan dönmüyoruz ama hiç olmazsa 2000'i veriyorsan karşılığını şey mi bir tatmin edecek bir şey olsun istersin. Şimdi ben daha dün incelediğim için sürekli erci laf atıyorum ama mesela bak orada yüksek amperli pile ihtiyaç varken 3000'de kalmışlardı biliyorsun. Evet daha büyük yani 5,5 inç bir kasa yapıyorsun, e, ekran yapıyorsun vesaire evet. yapıyorsun ama 3000'de kalıyorsun. Burada burada daha avantaj. Ya yani demek ki yapılabiliyor. Evet, 3200. Evet. Ha kapağı açılmıyor hali 1080p konu. ekrana evet. 3200. Sonuçta avantaj sağlıyor. Murat bence de çok başarılı. Ben zaten Z'yi biliyorsun çok sevmiştim. Hı hı. Z1 yine güzeldi ama o kadar çok bir heyecan katmadı. Beklentiler yüksekti. Yok. Benim bir eleştirim var. Z Z 1 Z 2 motor gibi gidiyor Sony. Z 3 kapıda. Evet ben bir ay sonra Z3'ü göreceğim galiba. Murat bunu yavaşlatmaları lazım. 6 evet. ayda bir Sony fotoğraf makinesinde de aynı şeyi yapıyor ama ayrı konu. Telefonda amiral gemilerinde Sony 6 aya indirdi. Şimdi bu da önemli. Çünkü kimi adam bunu bir otomobil gibi yatırım olarak düşünüyor. Diyor ki benim için diyor fiyatının düşmemesi Makbuldür diyor. Modelinin değişmemesi makbuldur çünkü ikinci elin değerli ya da kendini iyi hissetmesi en iyisi bende diye düşünmesi adamı mutlu eden bir duygu. Sony pek onu yaşattırmıyor. Maalesef ve şöyle bir şey var. Şimdi önümüzdeki ay muhtemelen IFA'da Z göreceğiz diye evet. tahmin ediyorum. Hadi onun gelmesi bir ay iki ay bulsa bile şunun bayrak gemisi şeyinin tadını 3 ay mı çıkaracağım? Ben? Evet. İşte yepyeni bir telefon almışsın. İşte demin dediğim gibi hani adamın o bu en söylediğimiz, iyisi bende heh, teknik duygusu. bir şey değil. Bu telefon bir anda gözden düşecek etkiler. ama psikolojisini bozar insanın. çünkü o, o 2000 lirayı biraz da onun için veriyorsun. Ya kimi adamdı? Biraz da şimdi sen teknolojiye aşıksın. 801 diyorsun. Yok işte Qualcomm 801 diyorsun. E, Wi-Fi'da AC var falan diyorsun. Kimi adam bunu en sonuncusu hangisi diyor. Bunu alıyor evet. hava atmak için alıyor. Tabii. O adam için işte bunu aldıktan 2 ay sonra daha üstünün çıkması can sıkıcı bir şey. Sony bence amiral gemilerinde bu 6 ay e, politikasını gözden geçirmeli. Şey daha şimdi Z3'te şu 4K'da yaşadığım sorun çözülürse, birazdan anlatacağım otofokustaki sorun çözülürse. Evet. Bunda kalırsa bu sorunlar. O Z3 daha da kötü. herhalde 805 ile gelecek. Gelecektir. Ee, dediğim gibi hani bu bu da Sony'nin düşünmesi gereken bir boyut. Kişisel olarak elimde 2 bin lira olsaydı, bu parayı harcayacak yer arıyor olsaydım Z3'ün çıkacağını bilmem beni durdururdu. En azından görmek Tabii isterdim. Ki. Ama z 3 alacaksın. 6 <laughs> <Altı gülüyor> ay sonra Ya yani Sony'nin bu politikayı gözden geçirmesi lazım. Evet Sony bunun telefonlarda değil, Ma firma politikası haline getirdi. Fotoğraf makinelerinde de RX100'lerde falan 6 ayda bir yenisi çıkıyor. Evet. Ama bu iyi bir politika mı? Yoksa felaket mi getirecek beraber göreceğiz. Evet onun dışında telefonun evet. hiçbir, bence yani şey yok. Hadi şimdi şu fotoğraf üzerine uzun uzun konuşalım. Konuşalım.